Arkadaşlar merhabalar. Bugün size oda termostatı hakkında bilgi vereceğim. Ee, çok sıkça aldığımız sorular var arkadaşlar. Oda termostatı nedir? Ne işe yarar? Nasıl kullanmamız gerekiyor? Nereye bırakırsak daha avantajlı olur? Şimdi öncelikle bu oda termostatımız on off marka bir oda termostatıdır. Buradaki Buderus yazısına bakmayın arkadaşlar. Hemen hemen bütün e, cihazlar için geçerli. Yani bütün cihazlara uyum sağlayan bir oda termostatı. Oda termostatı nedir? Ee, ne işe yarar? Bu konu hakkında kısaca size bilgi vereyim. Oda termostatı bulunduğumuz ortamın sıcaklığını ayarlarız arkadaşlar. Atıyorum şöyle 23 dereceye aldım. 23 dereceye ulaştığı zaman kombi otomatikmen kapatır. Yani e, bir evi daha çok faturadan biraz tasarruf etme amacıyla ve odanın sıcaklığını dengelemek için e, üretilmiş çok güzel bir e, cihaz arkadaşlar. Şimdi e, odanın sıcaklığını nasıl anlarız arkadaşlar? Şu an böyle yavaşça çeviriyorum. Çık dediği yer yani ortalama şu anda 16 derece bir sıcaklık var ortamda. Biz kombi yani 16 derece ayarlarsak şu anda kombi çalışmaz. Ne yapmamız lazım? 16'nın üstünde yani içerideki sıcaklığın Biraz üstünde dereceye ayarlamamız lazım ki kombi çalışıp o dereceye ulaşsın. Mesela şu anda kombi çalışır ama biz eğer ki 16 derecenin altına bırakırsak kombi kesinlikle çalışmaz. Ve bazen bu arızalarla çok sık sık karşılaşıyoruz. Kombi hiç çalışmıyor. Ben petekleri ayarladım ama hiçbir şekilde çalışmıyor. Eğer dairenizde oda termostatı varsa muhtemelen termostat oda sıcaklığının altında kalmıştır. Yani şu şekil. 16 derece sıcaklık var ama biz 15 ayarladık. Bu konumda cihaz kesinlikle çalışmaz. Onun için yapmamız gereken dereceyi biraz yükseltip kombinin bu şekil çalışmasına izin vermemiz gerekiyor. Şimdi e, onun akabinde arkadaşlar oda termostatın yararı var mı? Gerçekten var arkadaşlar. E, oda termostatında beğenmediğim bir şeylerden biri arkadaşlar. Bu e, sadece bulunduğu odanın ortamına göre kombiyi ayarlar. Yani atıyorum siz bunu mutfağa bırakırsanız mutfak ve 23 derece ayarladığımızda mutfağın derecesi 23 olduğu zaman otomatikman kombiyi durdurur ve güney cephe e, düşen odalar daha az ısındır arkadaşlar. Hani bu e, sistemi iyi değil. O yüzden oda termostatını genelde biz koridora yani o e, daireye girerken koridora bırakırsanız yani bütün odaları bir şekilde dengeler ve daha e, mantıklı bir şekilde çalışır. Odamız daha iyi ısınır arkadaşlar. Faturadan da çok ciddi derecede bir e, kar edeceğinizi sanmayın arkadaşlar. Yani e, yine bir aylık 30-40 lira bir avantaj sağlayacaktır size. O da termostatını kullanmanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.